Herkese selamlar sevgili dostlarım, değerli izleyenler. Yine kış mevsimi, yoğun bir kar tipi var. 74. gün ve 13. bölümümüz dostlarım. Hoş geldiniz. Evet, son bölümde Harney'in kasabamızı artık tam olarak özgürleştirmiştik. Şimdi, Bradford'daki sakinlerden dost güven seviyesini kazan göreviyle oyunumuzun yeni bölümüne ilerlemesine devam edelim dostlarım. Hemen Bradford tarafına gideceğim. Oradaki halkın güvenini kazanmaya çalışacağız. Dost seviyesini yükselteceğiz. Bir tane görev vardı hatta. Kan ve yara. Takip et diyelim. Helga ile tekrar konuşacağız. Bu Helga bizim bu kocası yanlışlıkla birine domuz yüzünden yumruk atıp öldürmüştü. Onun karısıydı. Onun yanına gidelim. Bradford köyüne geldik. Şimdi. Nerede Helga? Hungry and down on luck. A coin would mean the world. Helga, ne oldu yine? Yes? Is there Those something peasants you should be more grateful. Her şey yolunda mı? Yine endişeli görünüyorsun Helga. Sorun var gibi. Kocam yine aptallık ediyor. Şaşırtıcı değil tabii bu. Uzun süren av gezisinden döndükten sonra bir tartışmaya girdik onunla. Bir yaban domuzunu yüzünden birini öldürdüğüne hala inanamadım. Bundan dolayı. Kavga sonrası meyhaneye gidip kafayı çekmiş. Eve dönerken de tökezleyip düşmüş. Düşüşünü engellemeye çalışırken bir dal kolunu delmiş. Yara tedavi edilemezse enfekte olabilir. O bir aptal ama kolunu kaybetmeyi hak etmiyor dedi. Şimdi Allah'a yetmiyor Helga'cığım. Aslında yardım etmek bir yandan iyi bir yandan da istemiyorum. Acı çeksin istiyorum ama ona bir ders olabilir aslında bu. Neyse. Peki kocan henüz cinayet nedeniyle tutuklanmadı mı? Yani muhtar bir şey yapmadı mı bu konu hakkında? Yaşlı bunun meşru müdafaa olduğunu söylüyor, inandı yani. Ancak bu gerçekten kelimenin tanımı olabilir. Kocaman yaptıklarına katılmasam da o lanet olası yaban domuzunun onun için ne kadar önemli olduğuna dair biliyorum. Birisi köpeğinizi veya atınızı öldürseydi sen veya ben de aynı derecede öfkelenirdik değil mi? Ya bu kadar... Tabii öleceğini bilemezdin ama neyse. Peki neden şifacı onunla ilgilenmiyor? Kocamın öldürdüğü adam şifacının kuzeniydi. Şifacı zarar vermemesi gerektiğini iddia ederken özellikle sevilen birinin kaybıyla uğraşırken birine her zaman sözünde güvenemezsiniz diyor. Kocama güvenip hayatını kurtarabilecek kişinin kuzenini öldürmek yani. Tabii doğru. Neyse tamam. Ben sana yardım edeyim. 4 sargı. Yanıma 2 tane sargı almıştım. Hani böyle bir şey olabilir diyerekten görevde. Helga. Çok. Ne yaptınız siz? Bu kol kopmalık mı oldu? Al 2 tanesini ara dur en azından da. Tamam. Ben gerisini getireceğim. Tamam. Gerisini getireceğim. Evet, baskın tehdidi %50 arttı. Şimdi burada görevi olan başka birisi var mı diye bakacağım. Yok gibi. Gidelim hemen evden. İki tane daha sargı bizi alıp gelelim dostlarım. Bu kadar isteyeceklerini bilmiyordum. Sargı bezini aldım yanıma. Fakat hemen yine bir mini haritada kırmızı haydut saldırısı belirdi. Hemen bakalım. Bayağı bir uzakta. Yalnız bu kez kırmızı 3 seviyeli bir kale gibi yerden haydut geri alma grubu oluşturulmuş ve Harden'e doğru geliyor. Sol tarafta bir uyarı gelmişti. Harden'i geri alma grubu gönderildi diye. İki tane daha getirdim sana sargıdan. Al. En azından içini gör. Tamam, sana nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Bir adamın hayatını kurtardım. Senin yalnız kocanı ikinci kez kurtarmış gibi oluyorum.
Tamam. Ne verdi? Evet. Bradford ile artık dostuz. Bu görevi tamamlamış olduk. Emily ile görüşmemiz gerekiyor. Seni arıyor. Onunla konuş. O zaman Herne'ye hemen gidelim. Ve Emily ile konuşalım. Acaba ne söyleyecek Emily? Herne'ye geldik. Emily ile görüşmek için. Bakalım neler söyleyecek bize. Yalnız bu geri alma haydut ekibi böyle devamlı bizim himayemiz altına aldığımız, kurtardığımız köyleri, kasabaları devamlı uğraşacaklar. Bunun bir sonu olacak mı bilmiyorum dostlarım. İleride hani onların tam böyle kafasını ezebileceğimiz bir durum olur mu? Onunla karşılaşılır mıyız bilmiyorum. Belki yapılabilir. Kraliyeti falan böyle hani baskı altına alabiliriz, yok edebiliriz. Neyse, göreceğiz zamanla. Hani belli bir zaman geçtikten sonra hani sıkıcı olabilir mi? Her bölümde de böyle her zaman işte koruma gibi düşünebiliriz ama oyunun zaten aksiyon tarafı da bu. Emily. Merhaba. Emily, bayağıdır görüşemiyoruz. Evet, seçim günü. Bradford'da biz de dahil olabiliriz diyor. Peki. Tamam, senin için gidip öğreneceğim. Şimdi, Ansel Wilmot dokumacı ile konuş. Oylama, gerçek ve güç görevi var. Hemen bakalım haritada neredeymiş bu? Bradford'un içindedir büyük ihtimal. Tabii. Tekrar Bradford'a gideceğiz dostlarım. Emily'nin söylediği doğrultusunda seçimler hakkında buradaki dokumacı Ansel Wilmot'la görüşeceğiz. Ansel tam da akşam olmak üzere ama saat 16.40. Nerede? Burada. Ansel bakar mısın? Dostum, seninle görüşmemiz gereken bir şey var. Günaydın mı? Akşam olmak üzere. Ansel, sen seçim propagandasın lan. Çok kafayı ilahara bayağı bir yemişsin. Oy pusulası mı? Bilmiyor musun? Seçim günü kullanılan alçak topraklarda inanılmaz derecede nadir bir olay bu. Bu yüzden hepsi çok heyecan verici. Mevcut yaşlımız Patrick Steen ve yeni aday Hans. Oyunuzu vermeden önce adaylarla konuşmanızı öneririm. Herhangi bir sorunuz varsa bana bildirin. Bu yıl seçimin sorumlusuyum ben. Öyle mi? Peki ben Bradford'da ikamet etmiyorum. Neden oy kullanmalıyım ki yani? Alçak topraklar topluluğunun önemli bir parçası haline geldin artık sen. Ve Bradford halkı bu topraklar için yaptıkların için bir oyu hak ettiğini düşünüyor. Seçmen olmak bir onur ve büyük bir sorumluluktur. Bir köyün sakinlerinin yarısının bir seçim için anlaşması ve tek bir muhalefet adayı üzerinde anlaşması gerektiğinden bunlar nadir görülen olaylardır. Bazı köyler onlarca yıldır böyle falan dedi. Dikkat edin, herkes oy kullanamaz. Sadece köylerin yaşları ve etkili yerel halk. Son oy Lord Ashbourne'a gidiyor. Ancak oyu toplamda 3 oy değerinden. Tam olarak adil değil. Ama bu konuda yapabileceğimiz de fazla bir şey yok. Anlıyorum. Oy kullanma hakkım varsa tamam. Bu büyük bir onur benim için de. Başka sorularım da var. Ansel. Patrick Steen, şimdiki bu muhtar hakkında ne söyleyebilirsin? Burada 8 yıldır yaşlı. Ama köyün bazı üyeleri bazı tatsızlıklar nedeniyle görev süresinden hayal kırıklığına uğradı. Ayrıntılara girmek benim için değil ama seçim bu yüzden yapıldı zaten. Olabilir ya, herkesin iyi veya kötü anıları, zamanı olabilir. Peki Hans Atwood hakkında ne söyleyebilirsin? Diğer üye?
Edward genç rakip. Çok iyi eğitimli bir adam ve başlangıçta seçimi talep eden kişi oydu. Seçim görevlisi olarak sınırlarımı aşmak istemiyorum. Bu yüzden daha fazla bilgi edinmek istiyorsan onunla kendini konuşmalısın dedi. Tamam o zaman en iyi seçim kim sence? Bunu söylemek bana düşmez. Seçim görevlisi olarak tarafsız kalmalıyım. İkisiyle de konuşup kararlarınızı halinde ne yapmak istediğinizi kendin duyman öneririm dedi. Tamam şimdilik bu kadar. Eyvallah. Peki. Muhtarım gitmeden akşam olmadan bir görüşebilir miyiz seninle? Sana da iyi günler dostum. Bana biraz kendinden ve köy planlarından bahseder misin muhtarım? Yıllardır yaşlı olma şerefine nail oldum ve bu rolde başarılı olduğuma inanıyorum diyor. Ve gelecekte daha fazla zorlukla karşılaştıkça uzlaşma ve işbirliğinin hayati olduğunu inanıyorum. Lord Ashmore'da ne kadar kötülemek istesek de engellerimizin üstesinden gelmek için sahip olduğumuz en iyi şans o. Öyle diyorsan diğer sorularıma geri döneceğim. Ashmore'u tutuyor bu. Peki ben Hans Edward'a oy vermeye meyilliyim. Fikrimi değiştir. Bir şeyler sun bana. O Bay Edward oldukça büyüleyici, köyden önemli bir destek topladı ve buna saygı duyuyorum. Ama köy lideri olarak hiçbir deneyimi yok. Bir topluluğun genelini sağlamak için deneyim neyin gerektiğini bilmiyor. Bu iş başında öğrenebileceğiniz bir kariyer değil. Çünkü bu felaket olur. Eğer benim çırağım olarak istiyorsa izin veririm ama bu rol için hazır değil bence. Belki haklısın. Diğer sorularıma döneceğim. Bazıları senin son davranışlarından endişe duyuyormuş. Buna ne diyorsun? Karakterimi itibarsızlaştırmak için zayıf girişimler bunlar. Bu siyasi iklimde herkes sırtında, bıçak sırtında diyor. Hepsi benim yaptığımı yapabileceğini düşünüyor. Ama bu pozisyonda olmanın ve vermem gereken kararları vermenin nasıl bir şey olduğunu bilmiyorlar. Kolay değil yani bu. Evet, bu mantıklı. Sonuçta bir sorumluluk sahibisin sen burada. Verdiğin her karar birçok şeyi etkiliyordur. Tamam. Görüşürüz muhtarım. Diğer artık adayla görüşmem gerekiyor benim. Hemen akşam olmadan saat 19.40 görüşebilirsek onunla da görüşelim. Aşağıda. Gençmiş bu. Deneyimsiz diyor muhtar. Gelsin yanımda çıraklık yapsın. Önce bir deneyim kazansın. Deneyim parayla alınacak bir şey değil diyor tecrübe. Öyle karar vermek kolay değil. Hans bakar mısın? Nasılsınız yabancı? Sanırım bu zevke nail olmadın. Adım Hans Edward. Evet. Köy muhtarlığına aday biriyim diyor. Tabii zaten bunun için geldim ben de. Zaman ayırsan sen de. Oyum henüz belli değil. Bu yüzden yaşlı olursam planlarını duymak isterim. Yani ne yatırımlar yapacaksın? Yani sen de oy vereceksin ha? Sana karşı dürüst olacağım. Rakibimin gösterişli çok gezmiş deneyimleri ve hikayeleri yok. Ben sadece bir adamım. Burada doğdum. Köyümüzün avcılık geleneklerinin gücünü inanıyorum. Daha önce zorluklarla karşılaştık ve bunları üstesinden avcılarımızın bilgeliği ve becerileri sayesinde geldik. Rakibim Lord Ashmore'dan yardım istemek istiyor. Sanki bu iyi bir şeymiş gibi. Bir muhtar olarak avcılarımızın toplu bilgisini ve deneyimini az av, sert hava koşulları ve komşu köylerle olası çatışmalar gibi karşılaşabileceğimiz zorlukların üstesinden gelmek için kullanacağım. Şimdi bu bizim Ashburn ile arası olmayan biri. Lord Ashburn iyi biri olmadığını biliyoruz. Onun için bu adamın yanı olabiliriz biz. Yaşlı Steen. Ashburn ile işbirliği yapmak istiyor mu peki sence? Patrick Steen baştan aşağı bir politikacı. Kendini korumak için herkesle çalışmayı istekli. Ashburn veya tahta hiçbir şey yapmak istemiyorum. Ve bence köy bu duruşa katılıyor. Bunu takdir ediyorum. Diğer sorularıma dönelim. Ben de yaşlı Steen'e oy vermeye meyilliyim diyelim. Benim fikrimi değiştirebilecek bir şeyler söyler misin? Anlıyorum, kabul ediyorum. Benden daha fazla deneyimi var ve bu köy için çok şey yaptı. Hakkını yemeyelim onun. Ama son birkaç yılda öncelikleri değişti. Artık köy halkınla değil, pozisyona tutunmakla ilgili. Bu yüzden Ashburn ile çalışarak şeytanla anlaşma yaptı. Bu kötü bir şey zaten.
Söylemiyorum, sana söylemiyorum bunu. İçimden konuşuyorum. Evet, bu Ashbourne'u destek verenlerin ben karşısındayım. Bunu seni endişelendirmesi mantıklı. Diğer sorularıma dönelim. Yaşlılık tecrübesinin eksikliği konusunda endişelerin varsa ne olacak peki? İnan bana, deneyim yeterliliğim garantisi değildir. Stein yaptıklarına çok saygı duyuyorum ama alçak topraklardaki sorunlar arttıkça giderek daha paranoyak, düzensiz ve çaresiz hale geliyor. Onun yönetiminde birkaç yıl daha felaket getirebilir bizim için. Bu biraz sert ama haklı olabilirsin. Sana başka bir şey sormama izin ver. Tamam. Eyvallah. Bununla da görüştük. Bu genç, deneyimsiz fakat genç ve Lord Ashbourne'le anlaşması yok. Şu andaki Bradford'un muhtarı olan kişi, o Steen, Ashbourne'le çalışıyor. Onun desteği de arkasında. Bu arada akşam oluyor. Biz burada seçim propagandasında uğraşırken baskın yiyeceğiz. Şimdi burada görüşeceğimiz birisi vardı. Gitmediyse eğer, gitmiş mi? E tabi, saatte 10 olmuş. Durar mı? Durmaz. Neyse dostlarım. Görüştük. Ansel Wilmot, bu seçim sorumlusu arkadaşla tekrar konuşmaya geleceğiz. Şimdi değil. Gidelim. Bu grup yaklaşmış. Oo, çok çok kötü. Yaklaşmış. Geliyorlar. Evet, kalkın 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 dostlarım. Geliyorlar. Hemen, neredesiniz, silahlarınız yok. Yok. Gelin buraya, gelin 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 gelin. Yaklaşıyorlar, gelin. Lol. Sen şunu al şimdilik. Yaklaştılar çünkü. Senin yayın yok. Al sen de şunu. Okun var. Başka? Netherby? Sen de yayın al. Sadak nerede? Sadan yok. John. Sen de aynı şekilde. Bekleyin burada. Gelecekler şimdi. Hatta geldiler. John. Şunu al. Başka? Tamam mısınız? İyi kötü tamamsınız herhalde. Takip edin. Gelin 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 arkalarından. Arkalarından. Sessiz sessiz sessiz. Retro Bey sessiz abi. Ya sus. Tamam. Ben sıkınca. Bir tanesine vurdum. Oo, bana. Eliza düştü. Tamam. Tamam, güzel, güzel. Tamam. Birazcık zor oldu. Yani çok kötü yakalandık. Geç geldik çünkü Bradford'dan. Bradford'dan geç gelince hazırlık yapamadık. Zaten adamlar uyuyordu. Uykudan uyandırdım. Ya Netherby bile kalkmayacaktı ya. Nerede, düştü mü? Neyse, şunları toplayalım. İyi bari ok çıktı. Ya ben bile hiç, yani yiyecek bile alamamışım üstüme. O denli. Neyse, bunları atlattık yine. Bize yine 2-3 gün atar.
Adamlar çok çalıştı. Sabahtan beri çalışıyorlar. Haklılar. Ama hendini de kaybetmek istemiyorum. Ben de bunu göze alamam. Neyse bir şekilde hallettik dostlarım. Evet 75. gündeyiz dostlarım. Artık kış yerini bahara bıraktı. Yeniden ortalık yeşerdi. Şimdi dün gece Handin'i almaya gelen haydut grubu geri almaya çalıştılar. Öyle zannettiler ama yine savuşturduk, yendik onları. Evet dostlarım, haritaya girdiğimizde şöyle geldiğimiz zaman Handin'in üzerine tıkladığımızda burada artık böyle isyanda veya brigantlar tarafından yönetiliyor gibi bir ibare yok. Köy kurtarıldı, yeşil şekilde bir güven işareti var. Çan Kolesi bekçisi. Ve yanında da benim bu dikkatimi çekmemiş, daha önce girmedim tabii bu şekilde, ticaret ibaresi var. Ticaret butonu var. Bunu da yine sağ olsun bir takipçim yazmış ve ona istinaden ben de sizlere bunu göstermek gereği duydum dostlarım. Şöyle bastığımız zaman artık Harney kasabasıyla dostluk seviyemiz yüksek olduğu için artık onunla ticaret yapabileceğiz. Şuradan satın alabilecek ürünlerimiz var. Biz de onlara satabileceklerimiz veya takasa gireceğimiz ürünlerimiz var stoktaki. Şimdi mesela ne alalım Harney'den? Bronz külçe alalım bir tane. 18 altın değerinde. Eğer ki bir şey vermeyecekse karşında 18 altın vereceğiz yani bir tane. 2963 altınımız var. Ticaret yap dersek 18 altın düşecek. 18 altın değerinde çünkü. Böyle yapmayıp biz onun yerine buradan mesela turpumuz çok, buğdayımız çok, şu şekilde verebiliriz. 52 altın karşılığında bizim ürünümüz. Onlar ise 18. Şöyle yükseltelim 54'e 54. Ticaret yap dediğimiz zaman tamam. Bu şekilde yapabiliyoruz dostlarım. Biraz üzerine para verdik. 2 altın gitti. Önemli değil. Yalnız biz bir şey satabiliyor muyuz? Hayır. Satın almıyorum ama ticaret yapmaya hazırım diyor. Karşı taraf diyor artık bunu herhalde. Yani parası yok gibi düşünün. Para kazanma amaçlı böyle bir şey şu anda yok dostlarım. Hani biz satalım. Çok fazla ürünümüz var. İşte bunları satalım. Gübremiz var. Bir şeyler var. Satalım bunları. Ürettiğimiz malzemelerden. Öyle bir ibare şimdilik yok. Belki ileride gelebilir dostlarım da. Ticarette bu şekilde. Bunu da ben de öğrenmiş oldum. Sağ olsun yine takipçinden. Oy kullanmak ister misin? Evet. Kime oy vereceksin dedi. Şimdi. Ben Hans'a vermek istiyorum dostlarım. İçimden öyle geçiyor. Anlaşıldı. Kazanın yakında açıklayacağız dedi. Yani düşüncem şu ki karşı taraf kazanacak gibi. Sonuçta Lord Ashport var. Onun yanında, arkasında. Ama biz bir şansımız deneyelim. Yarına kadar bekle. Duyur için. Tamam. Biz de o zaman gidelim. Pestov'daki yardım edebileceğimiz halktan birileri varsa onlara yardım edelim. Oranın güveniyle uğraşalım. Şimdi burada alabileceğimiz görevlere hemen odaklanalım. Keep going. Muhtarın bir görevi var gibi. Önce şu çiftçinin görevine bakalım. Fernand. Evet, sana yardım edebilirim dostum. Oh heavens. You there please? It's me, cow, see? Evet, ineğim var diyor, görüyorsun diyor. O lanet olası kurtlar. Onu feci bir şekilde parçaladılar. Acı içinde çaresizce bekliyor da diyor. Biraz sakin ol dostum. İneğine tam olarak ne oluyor? Aman tanrım, berbat bir durum. Gerçekten berbat. Bacağı kan içinde. Balon gibi şişmiş. Zar zor hareket ediyor. Sadece orada yatıyor ve bana üzgün gözlerle bakıyor. Hiç böyle bir şey görmedim ben daha önce.
İneğin acısı hafifletecek bir şey var mı peki? Evet, olabilir. Otçu her türlü çareyi bilir. Onun acısını hafifletecek bir şey olabilir. En azından onu düzgün bir şekilde tedavi edene kadar. Zavallı şey çok kötü acı çekiyor. Onu biraz rahatlatma sağlayabilseydik bir lütuf olurdu, sadece bir süreliğine bile olsa. Tamam. Bitki uzmanı çok uzakta değil. Ağaçların arasında, biliyorum onu. Her türlü garip bitki ve benzeri şeylerle dolu orası. Tamam. Biliyoruz orayı. Daha önceki tüccarın gönderdiği o bitki şifacı. Başka kim var görev alacağımız? Muhtar var. Muhtarla da görüşelim. Elinde ip tutuyor. Muhtarım. Sana yardım edebilecek bir şeyim varsa hemen. Evet. Ne ihtiyacın var? Yiyecek dostum. Köyümüz kıtlık isyanından çok etkilendi ve durum pek de düzelmedi. Lezzetli, tüslenmiş et getirebilirsin. Hepimiz çok sevindiniz. Olur olur. Hiç sıkıntı değil. Tamam. Şimdi iki görev de yapabiliriz. Önce bir bakalım bu göreve de. 5 tane tüslenmiş et parçası. Tamam, olur. İki görevi de aldık. Kurt ini. Büyük ihtimal bu görev artık çit. Sarı simgesi var yanında. Orta segment olabilir bu. Yeşil en düşüktü. Kırmızı da en yüksek. Artık gitgide görevler de zorlaşacak. Alex'in yanına geldik. Alex. Pestov'daki kurtların ısırdığı bir ineği olan bir çiftçiye yardım gerekiyor. Bir tedavi hazırlayabileceğini düşünüyor. Küçük bir sorun var. Ah kurtlar, bir sürü de sorun yaratır. Yardım etmek isterdim ama şifa karışımı için doğru otlardan yoksunum. Onları alabilirsem bir şeyler yapabilirim. Peki hangi otlarmış bunlar? Ah, sana bir liste vereyim. Onları bul. 5 adı çayı, 3 sarımsak mı? Tamam, burada var. Sarımsak evde vardı. Buralarda da vardır dedi ama. Kendi ürettiği bir şey varsa belki. Evet, eve geldik. 3 sarımsak ve 5 tane adı çayını tamamladık. Bu arada tüslenmiş etler de zaten, onları da aldık. Hemen gidelim. Evet, şiddetli ve gök gürültülü bir yağmur yağıyor. Alex. Alex, istediğin otları getirin dostum. Ah, buradalar. Tamam, hazır. İnek önerilen dozdan fazlası tüketirse hafta sonu durumu göz önüne alındığında korkunç sonuçlar doğurabilir dedi. Anladım. Şimdi görev üyesini götürelim. Fernand'a verelim. Ayrıca tüslenmiş etler var. Onları da muhtara götürelim. Fernand, gel dostum. Senin şu ilacı vereyim. Git bir an önce ineklerini iyileştir. Aynen. Bak, iksiri de getirdim. Tanrı seni korusun. Günde 2 kez vermesini söyledi. Doğru yaptığından emin olama. Eyvallah. Evet Fernand, görüşmek için yarına kadar bekle dedi. Şimdi muhtarın görevini yapalım. Onunla yarın tekrar geleceğiz, görüşeceğiz. İneklerine artık o ilacı günde 2 kez verecek. Muhtarım. İstediğin şu etleri getirim sana da. Lucas'la görüş dedi. Lucas. Muhtar sana gönderdi ama yan yanasınız. Defol buradan köylü. Bu seni ilgilendirmez diyor Lucas. Başımı belaya sokmak istemiyorum.
ne arıyorsun burada diyebiliriz veya ben olsam yaşlıdan uzaklaşırdım. Bunun için sabrım yok, silahını çek. Ne arıyorsun burada diyelim. Buralarda zeki insanlar nadirdir. İyi muhtar bize vergilerde kıyak geçiyordu. Lord Ashbourne hakkını istiyor. Ne borcu var? Bakiyeyi kapatmaya çalışabilirim ben. 100 altın. 100 altın istiyor. O kadar param yok ama bana birkaç gün ver. Daha fazla beklemeyecekmiş Ashbourne. Çok altınım yok ama yiyeceğim var. Eğer gidersen hepsi senin. Bir çantadan bahsetti. Muhtarım, yanındaki adam bir şeyler diyor ama bunu yapmak zorunda değilsin dedi bize. Onun tarafından zorbalığa uğramanı öylece bırakmayacağım. Bir dahaki sefere seni kurtarmak için burada olmayabilirim. Kendini koruman gerek. Dövüşmeyi öğren muhtarım. Yok, şunu söyleyelim. Tamam. Güvende ol yaşlı. İkimiz de haydutların seni rahat bırakmayacağını biliyoruz. Kalfa kitabı, araştırma ve işçi. Tamam, işçi alalım. İşçilik olsun. 200 şöhret yine aldık. Bu arada akşam oldu. İki görev yaptık. Duyuru için yarına kadar bekleyeceğiz. Evet, 76. güne geçtik. Şimdi bugün iki tane haber bekleyeceğiz. Duyuru için, yani seçimlerin kimin kazandığını açıklanacak bir de diğer görev var. Şu Kurtini Fernand'dan yine onun ineklerinin ne durumda olduğunu öğreneceğiz. Bu arada onlardan haber gelinceye kadar dostlarım, şimdi 3650 ünvan puanımız var. 3000'de altınımız var. Araştırmalarımız durdu çünkü meslek sahibi bir yoldaşımız yok artık. Bir meslek sahibi yoldaşımız olmayınca da buradaki artık dokumacının, demircinin, marangozun yapacak olduğu, çiftçinin yapacak olduğu araştırmalar maalesef duruyor. Bekliyoruz. Marangoz, ormancı, bunları da diğer kasabalardan almamız gerekiyor. Çünkü Harden'de böyle bir işçi, meslek sahibi işçi yok. Sadece dokumacı vardı. Helen miydi? Artık Julia mıydı? İkisinden biri dokumacılık yapıyordu. En olmadı. Onlardan birini alalım. Çünkü duruyor. Puanımız da birikiyor. Şu giysileri araştırırız en azından. Gidelim Herndin'den. Dokumacı olan en iyi hangisiyse artık. Helen'se Helen. Julia'ysa veya Andrea vardı. Bakacağız. Üçünden birini alalım. Bakalım. İyi bir istatistiğe sahip dokumacı bulabilecek miyiz? Helen vardı. Andrea vardı. Alexandra bu kim? Bu yeni gelmiş. Alexandra, seni ilk defa görüyorum. Nüfus artmış demek ki. Oo, çok çok iyi dostlarım bu. Kalkan özelliği var. Pişirme, araştırma 10 üzerinden 8. Bilgin, koşucu. Bu baya baya iyiymiş. Ama işte dediğimiz gibi. Ama bunu kaçırmak istemiyorum. Yeni birileri katılmış herhalde. Sen? Bela, seni biliyorum. Hani bize biraz daha meslek sahibi olsun. Şimdi artık bundan sonra boş karakter almayalım. Yalnız kalkan falan özelliği çok iyiymiş.
Sen Olga. Bu da yeni gibi. Evet. Bakalım sen nasılsın? Çeviklik 10 üzerinden 8. Bunlar yeni girmiş dostlarım. Bunlar yeni girmiş. Baya baya iyi ama güven puanımız yetmiyor. Theodor. Helen vardı. Buralarda dolaşıyordu. Şu da Latif herhalde. Latifo. Andrea. Dokumacı. Tamam. Andrea'yı zaten alamıyoruz. Helen. Helen sen... Özellikleri nasıl? Helen özellikleri iyi. 2293. Olabilir aslında. Dokumacı. Bir tane daha vardı ya. Bir tane daha vardı. Julia'ydı büyük ihtimal. Andrea'yı zaten alamıyormuşuz. Evet. Bir tane daha bayan var orada. Büyük ihtimal bu. Julia. O da dokumacı. Evet. Julia'nın özellikleri iyiydi dostlarım. Tamam. Oo, harika harika. Biliyordum çünkü bunu daha önce görmüştüm. Fatih ve bu çok aklımda kalmıştı ikisi. 10 üzerinden 7 tek elle silah kullanma kabiliyeti var. Kalkan kullanma kabiliyeti 7'ye 7, neredeyse 6-7. 10 üzerinden 6'da işçilik var. Kesinlikle seninle çalışmak isterim. Julia, hoş geldin. Fatih'i de aldık Julia, gel. En iyi karakterleri toplayacağız dostlarım. Biraz önceki... Yeni katılan bu nüfus olarak artış olan birileri girmiş oyuna buraya köye ama Julia bambaşka. Şimdi bizim bugün biraz daha böyle işte çamur, artık kalay, bakır, odun, kalas ne varsa ürettirmemiz gerekiyor. Buğdayımız çok. Onu saman ve daha sonra da hasıra çevirteceğim hızlı bir şekilde. Çünkü bu Harney'nin kasabasını yaptığımız çan kulesi, köy evi ve tapınak gibi bütün yaptığımız inşaları aynısını Pestow ve Bradford'u alırsak eğer onlara da yapacağız dostlarım. Onun için cevherleri kasmaya hızlı bir şekilde devam edelim. Ben de bu arada Julia'ya giysi, silah bir şeyler vereyim. Ev kapasitemiz 12 idi zaten. Yetiyor şu anda. Evet, Julia'yı da artık üstüne giysisini falan verdik. Eline silahını da verdik dostlarım. Karnını da doyurduk. Biraz rahat etsin Julia da. Gelden pişman olmasın. Artık bugün beklediğimiz haberler geldi. Sol taraftaki bu Patrick Stein ile konuş. Gidelim, konuşalım. Evet, 1230 dostluk seviyemiz Bradford'da. Oylamanın durumu hakkında konuşacağız büyük ihtimal. Bakalım ne söyleyecek. Evet, ben Patrick Stein. Muhtarım merhaba. Evet, merhaba dostum. Yeni muhtar olarak seçilmek beni çok heyecanlandırdı ve onurlandırdı. Bu çok ciddiye alacağım bir sorumluluk ve Bradford üzerinde olumlu bir etki yaratmaya hevesliyim. Bu köyün çok fazla potansiyeli var ve doğru vizyon ve eylemlerle tüm sakinleri için daha parlak bir gelecek yaratabileceğime gerçekten inanıyorum dedi. Evet dostlarım, Patrick Stein seçilmiş tekrar. Biz Hans'a vermiştik ama biz kaybettik. Tabii eli güçlü olan kazanıyor. Arkasında sonuçta Lord Ashburn var. Şimdi bunu duymak harika Patrick diyeceğiz, yalandan da olsa.
Coşkunuzu ve kararlılığınızı görmek beni mutlu ediyor. Seni hayatta çok ileriye götürecek. Diyelim. Gitmeden önce sana şunu söylemek istiyorum. Kime oy verdiğini biliyorum sanırım. Sezgi diyelim bunu dedi. Daha iyisini bilmeseydim bunu kişisel algılayabilirdim. Ama alçak toprakları her gün iyileştirmek için çalışmalara karşı durmayı seçen birisiyim falan dedi. Senin zeki bir insan olduğuna inanıyorum ve gelecekte birlikte çalışabileceğimiz biri bu fikri değiştirebilecek bir şey yapman üzücü olur dedi bizim için. Sen benim oy verdiğimi nereden biliyorsun yalnız? Tahmin ediyorum dedi ama. Ne yaptınız? Bir şey mi yaptınız? Anlıyorum, ben de gelecekte birlikte çalışabileceğimizi umuyorum Patrick. Neyse, çaktırmayalım. Biz diğerine vermiştik, genç olana, deneyimsiz olana. Ama Patrick kazanmış. 1000 şöhret puanı aldık. Bu büyük bir görevdi. Ana görevdi bu oyunun. Buranın güven puanını arttırdık. Dost seviyemizi arttırdık. Evet, yine güven puanımız 2200'e çıktı. Şimdi diğer göreve bakalım. O nasıl durumda? O da görüşmek için bizi bekliyor. Takip et. Konuşalım onunla da gidip. Dostlarım, oyunun bu kısımları biraz hikayeyi, hani oyunun ilerleyişini etkiden, köydeki insanların bu muhabbetler dönmesi gerekiyor ki hikaye ilerlesin. Kişileri tanıyalım, köyleri tanıyalım. Gidelim hemen Fernand. İnekleri nasıl oldu bakalım. Konuşalım onunla da. Evet, buradaki dost seviyemiz biraz daha yukarıda. 420 puanımız var burada. Fernand'ı gördüm, gidiyor. Fernand! İyi haberler. Bessie o iksir sayesinde daha iyi görünüyor. Ama o kurtlara gelince hala ortalıkta dolaşıyorlar. Tüm yaratıklarımız için bir tehlike oluşturuyorlar. Bize tekrar yardım edebilir misin? Onlardan kurtul lütfen. Tamam. Yapalım. 5 tane kurt nüfusunu azalt. Hemen bakalım. Belirttiği bir alan var mı? Tamam. Yakınlarda kurt sürüsü varmış. Bir bakalım onlara. Şöyle dolaşalım. Burada da Pesto köyünün sanki kutsal alanı, mezarlık tarzı yeri. Bu taraflara hiç çıkmadık. Şöyle haritaya bakalım. Aynen bu taraflar. Çıkalım bakalım. Burada biri var yine. Kamp alanı. Kimmiş? Bir selam verelim. Kerem. Kerem, bir dakika. Silahımızı indirelim. Doğru diyorsun. Kerem merhaba. Bitkisel dükkanıma hoş geldin dedi. Güzel. Yakınsın. Bir bakalım. Tohumlar var yine. Kerem de aynı şekilde tohum satıyor. Eyvallah Kerem. Hayırlı işler. Kerem buralarda hiç... Nereye gitti? Duymaz beni şimdi. Kerem buralarda hiç kurt gördün mü? Tamam. Şöyle dağa doğru çıkalım bakalım. Bu tarafta kayalıklar var. Evet, kırmızı bir... Bir şey belirdi, yine düşman belirtisi var. Kırmızı. İnek kaçıyor. Kurt saldırıyor olabilir. Evet, inekler kaçıyor.
Kurt var burada dostlarım. Hem de çok yakın. Bir tanesini öldürdük. Gelecek, gelecek. Bir tane daha var. Kurt yuvası yakın. Onu da öldürdük. Bunları önce bir toplayayım. İnekleri de burada yayılmaya çıktı. Büyük ihtimal bu kurtlar da onları kovalıyor. Şu tarafta iki tane daha var. Onlar kurt da olmayabilir yol üzerinde. Evet, devriye gezen haydut. Haydut. Kaç. Kaç, ıskaladık. Ne oldu? Çıkamadınız. Çıkamadınız. Çok beceriksizsiniz. Çok. Sen de öl. Hem Pestov'daki güvenimiz arttı hem de şöhretimiz arttı. Bu güzel. Bunları burada çok basit öldürdük. Kitap. Araştırma. Harika. Şurada bir yerde kurt mu acaba? Sanki kurt. Evet, kurt. Hayır, sakın. Kendisini öldürdük ama hemen geriye kaçmam gerekiyor. Öbürküsü gelmesin. Yiyecek bir şeyler. Ha, bandaj varmış. Kullan kullan. Sessiz sessiz. Şurada. Görebiliyorum. Öldürdüm. Bir fener yapalım. Meşale. Karanlık çöktü. Şimdi son bir tane kaldı. Onu da halledebilirsek eğer.
Fernand'ı biraz daha rahatlatacağız dostlarım. Evet, kurt arayışım devam ediyor dostlarım. Yalnız bulamadım. 4 tane kurtu öldürdük. Bu taraflarda başka kurt yok. Zaten bayağı bir geç oldu gece. Gidelim. İlla burada olması şart olmayabilir. Hani bizim o taraflardaki kurtlardan birini de öldürsek sayabilir. Çünkü kurt nüfusundan azalt diyor. Evet, bizim evin altındaki kamış topladığımız gölün olduğu yerdeyim. Kurt arayışımız devam ediyor. Gece tam yarım şu anda. 1'e doğru ilerliyor zaman. Burada kurt var. Evet, gördüm. İki tane gözüküyor ama. Bir tanesini vurduk. Diğeri de burada. Suyun karşısında diğeri. Tamam. Tamam. Bu görevi de tamamlamış olduk. Bernard ile tekrar konuşacağız ama sabah. ...77. gündeyiz artık dostlarım. Sabah saat 8. Şimdi Fernand'la konuşmaya gideceğim. Fakat... ...bu kereste odun ürettiğimiz yerde... ...sert ağaç... ...üretin diye komut veriyorum ama... ...hiç yapamıyorlar. Hep 10, hep 10. Neden? Çünkü... ...bu ağacın... ...yapısı farklı. Onun içinde balta... ...keşfini yapmamıştık biz. Onun için sağlam bir balta. Önce araştırmasını yapalım. Sonra üretimini yapalım. Sert ağaç şu dostlarım. Bu ağaca normalde bizim diğer baltamız bakın zarar vermiyor. Bunda zaten ortalıkta var. Şu aşağımızda zaten bayağı var. Şu sağlam baltayı araştıracağız. Gidelim Fernand'la konuşalım. Fernand. Evet, kurtları hallettim. Sığırları artık bir daha korkutmayacaklar. Vay canına, sen sert birisin değil mi? İyi iş çıkardın, gerçekten çok iyi. Bugünlerde tüm sıkıntılarla baş etmek kolay değil ama Bessie'ye intikam alman çok şey ifade ediyor. Ve bunlardan birini al dedi. Kalfa okçuluk kitabı, avcılık. Okçuluktan kendime de okuyabilirim. Teşekkürler. 250 şöhret puanımız. 2 tane küçük tuzak. Ve eski para verdi 2 tane. Şimdi 520. Bu eski paraları da satarak buradan itibarımızı, şampuanımızı yükseltebiliyoruz. Sana bir şeyler vereyim. Sat. 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 60 güven puanı. Tamam. 580. 1200'e yarı yarıya artık bir şey kalmadı. Pesto'da bu şekilde ufak tefek görevlerini yapacağız dostlarım. Şimdi gidelim sağlam baltayla ilgilenelim. Sert ağacı yapalım. Buradaki görevleri... Kimin görevi var bir bakalım. Alıp onları da bir yandan yapalım artık. Şu köylerden, kasabalardan birkaç tanesini daha hemen hızlı bir şekilde kendi himayemiz altına geçirelim. Susan, sana yardım edebilir miyim?
Hem kocam hem de kız kardeşim kocası kayboldu. Dün gece küçük bir tartışmamız oldu. Ondan beri de görüşmüyoruz. Krizdeki insanlara yardım etme konusunda bayağı iyi olduğunuzu duydum diyor. Kocamı geri istiyorum. Ormana gitmişler. Nedeni bilmiyor. Tamam. Ormanı araştıralım. Görev alalım. Başka ne görevimiz vardı bizim? Evet. Bronz ok vardı. O bronz oku yapmak için de zaten marangoza ihtiyacımız var. Marangozu alabilmek için de bu kasabaların ikisinden birini önce ele geçirmemiz gerekiyor. Kurtarmamız gerekiyor. Neredeymiş bu görev? Çok da uzak değil. Evet, yaklaştık. Suzanne'in bahsettiği. Yalnız bunlar haydut gibi. Evet, haydut bunlar. Bize saldıran haydutlara benziyor. Hey! Merhaba. Saldırmayacağız değil mi? Silahı indir. Larkin. Burada ne oluyor? O adamlara ne oldu böyle? Bu sarhoşlar kurtlar tarafından saldırıya uğradı. Tabii ki de diyor. Bizi öldürmek dedi. Birinin karısı onları bulmamı istedi. Saldırıya gerçekten sen mi şahit oldun? Belki yaptık. Artık pek önemli değil. Belki de kurtların o sarhoş palyaçoları parçaladığını manzaradan bile keyif almışızdır. Sabrımı kaybetmeden önce kenara çekil. Üç kişisiniz diye mi oluyor böyle? Siz haydutlarsınız değil mi? Ashburn sizi en azından alçak toprakları korumak için tuttu. Öyle değil mi? Mi diyeceğiz? He? Ne oldu? Nerede kurtlar? Üçe bir, ha? Hadi biriniz gitti. Ne oldu? Geri mi kaçıyorsun? Kaçma. Kaçma kaçma dur. Ben de bir enerjimi toplayayım. Gel gel. Bir vuruştuk hakkı kaldı. Yanlışlıkla yaya geçtim. Normalde çok basit öldüreceğimden dayak yedik. Neyse bir şekilde hallettik. Şimdi ne diyeceğiz bu kadına? Nerede ölmüş bunlar? Ben bunu da göremedim. O da cesetlerden bahsetti ama. O adamları siz mi öldürdünüz dedi. Hayır, ükala ükala konuştular. Evet, buradalarmış dostlarım. Bunlar o kadının kayınbiraderim oluyor artık. Ve kocası. İkisi de ölmüş. Diyeceğiz artık, yapacak bir şey yok. Hani elden bir şey gelmez. En azından ben onların öcünü almış oldum.
Susan. Susan. Maalesef sana yine kötü haberlerim var. Hocan hakkında. Evet. Çok geç kaldım. Kurtlar tarafından öldürülmüşler. Sadece cesetlerini yağmalamaya çalışan haydutları buldum ve onlarla ilgilenmek zorunda kaldım ben de. Kız kardeşimin kocası da mı? Evet, üzgünüm. Hepsi aptalca bir kavga yüzünden. Onun gitmesine izin vermemeliydim. Ama bir ödülü hak ediyorsun. İstediğini seç. Ya ödül önemli değil yine. Ama olabilir. Tamam, şunları alayım madem. Evet, bir görev daha tamamladık. 880 oldu. Burada bir görev daha var. Fernand yine. Fernand. Ne oldu yine? Tanrılar aşkına tanrılar. Lalet orası haydutlar yolu kapattı ve şimdi boğazıma kadar buradayım. Onlarla yüzleşmeye cesaretim yok. Öncelikle de insanlara anlattığım korkunç hikayelerle tarlalar orada duruyor ama ben burada. Bu konuda hiçbir şey yapamıyorum. Bu oldukça zor bir durum gibi gözüküyor. Buğdayı senin için getirmemi ister misin peki? Ah, bunu benim için yapar mısın? Çok minnettar kalırım ama arkana bak. Bu haydutlar hafife alınacak cinsten değil. Dövüşmek ister misin onlarla? Sana buğdayları getireceğim. Evet, 5 buğday. Öylesine. Dövüşmeye gerek var mı illa? Yoksa evde buğday? Gani. Hemen. Ferhat, gel dostum. 5 tane istedim, 5 tane getirdim. Biraz daha fazla isteseydin, fazla getirebilirdim. Lord's people, eh? I've seen rats do more work than them, unless it affects them directly. I'd say not, but I appreciate the gesture. You've been a hero yet again. Here's a little something for your trouble. Good choice. Eyvallah. 150 güven. Para. Şimdi 3000 güven puanımız oldu. Burayla da artık 1000 dost puanımız oldu. Bayağı bir yaklaştık artık dostlarım. 1200'e dost seviyesine. Evet, 1200 puanı doldurduktan sonra buraya saldırmayı düşünüyorum. Buranın haydutlarını öldürüp burayı da artık kontrol altına almaya çalışacağım. Şimdi görev isteyen birileri var mı? Haritada yok. Evde biraz paramız vardı. O paraları getireceğim. Artı dost seviyesini açtıktan sonra askerlerimi bir hemen kolaçana diyeyim. Ne durumda var? Sonra gelip burayı işgal edeceğim. Bir kişi daha alabiliriz aslında ama burayı yapabiliriz dostlarım. Yapabileceğimizi düşünüyorum. Deneyeceğiz. Is there something you need? Ve son. Evet. Hestor'la artık koruyucu olduk dostlarım. Koruyucu seviyesine geçtik. Mostar'a biraz paralardan verdim. Şimdi. Görevleri var zaten buranın. Şöyle bir bakalım, marangoz var mı? Burada marangoz oduncu. Şu. Olga mıydı? Olga. Ormancı. Köy kurtarılması gerekiyor. Tamam. Sen zaten gelmezsin. Görev adamı. Sen. Elif. Sen de ormancı mısın? Elif sen bari geleydin. Elif de yok. Marangoz. Ana. Birlikte çalışabilir miyiz? Sen de aynı şekilde. Anladım.
köyün kurtarılması gerekiyor. O zaman hazırlıklar başlasın. Bir şey mi dedin dostum? Hugo, bir şey mi dedin? Siz de hazırlansanız iyi olur Hugo. Göreceğiz. Allah Allah. Freder gibi bir şey dedi ama anlayamadım. İki de bir gelip bir durma buraya dedi. İki de bir geleceğim. Bundan sonra siz giremeyeceksiniz oraya. Gidelim, hazırlanalım dostlarım. ...78. günün sabahı. Güneş kendini yavaş yavaş göstermeye başladı dostlarım. Evet. Yoldaşlarım. Kardeşlerim. Bu bir direniş değil. Bu bir diriliş artık. Onların ellerinden toprakları bir bir geri alacağız. Gün Petstow'da ayaklanma günü. Gidelim. O haydutlara kim olduğumuzu bir kez daha gösterelim. Hazır mısınız? Aynen, gözlerinizden bunu anlayabiliyorum. Hadi o zaman. Yürüyün. Evet. Petstow kasabasına isyan için, ayaklanma için harekatımız başladı dostlarım. Dünden daha güçlüyüz. Harden'i nasıl kurtardıysak, şimdi Petstow topraklarında o pis kanlı ellerden tekrar kurtarmayı deneyeceğiz. Evet, Petstow'un sınırlarına yaklaştık dostlarım. Bakalım başarabilecek miyiz? İnşallah yine istediğim gibi geçer. Şimdi. Kardeşlerim siz burada durun. Aynen, burada durun. Şimdi yine önceki yaptığımız taktiğe benzer bir taktik yapmaya deneyeceğim. Aslında gelin, 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 gelin. Siz de buraya gelin. Bekleyin orada. Nether Bey. Harekat sesi duyunca zaten fark edeceksiniz. Evet. İnsanlar şu anda tabii normal hayatlarına devam ediyor. Evet. Blanka. İsterseniz kaçın. Şunun kafasına bir tane indireyim. Aynen. Kaçın, kaçın, kaçın. Ohoho. Aferin. Aferin. Aferin size. Okçular var. Çok iyi vurdum. Çok iyi vurdum. O da bana vurdu ama. Güzel. Hadi artık. Bunlar çok güçlü. Kim? Lavul mu düştü? Lavul nasıl düştün? Gerçekten bunlar bayağı zırhlı.
Güzel. Ve? Var mı başka? Var, tabii ki var. Nerede? Tek başına girmeyeydin. Aferin. Güzel. Var mı başka? Var mı? Gelin gelin gelin. Hayır. Gelin. Evet. Pesto. Büyük ihtimal. Bu bizim. Tabii biz de kayıp verdik ama. Kayıp olmadan olmuyor dostlarım. Şunu da toplayalım. Pesto'ya ayak bastık. İsyanı başlatacağız burada. İşgal edildi şu anda. Bakalım ne durumda? Aynen. Burayı bir şekilde halledeceğiz. Oo, bronz ok. Çok iyi. 62 hasarı var bronz okun. Güzel. Burada bir tane daha var. Şu. Gelin gelin. Şöyle merkeze gelin de. Sizi bir tanısınlar. Gelin. Görsünler. Bak muhtarım. Öyle tek başıma geliyordum, beni hep yalnız zannediyordun. Şöyle bir bak arkaya bak. Gördün mü haydutlar nasıl yok oldu? Konuş. Evet, sadık bir kitle topladın diyor. Sana güveniyor ve seni Lord Ashbourne'ın egemenliğini kurtaracak koruyucuları olarak görüyorlar diyor. Sen ne zannediyorsun? Bu isyanı sen mi yöneteceksin diyor. Desteğimi sunmaya hazırım. Başlasın. Hazırlığını takdir ediyorum diyor. Ancak bu görevin ciddiyetini anlamak önemli. Biliyorum, biliyorum, biliyorum. Tamam. Hı-hı. Tamam. Evet. Aynen, aynen. Tabii. Cesur. Sen kafanı yorma. İsyan başlatın siz. Ve herkese söyleyin. Ne oldu Blanka? Hoşuna mı gitmedi? Ansgar. Muhtarım sen bir elçi gönder. Topraklar işgal edildiğini herkese söylesin. Hadi bakalım. Sen de kurtulacaksın, merak etme. Gelin. Gidelim. Şimdilik burada işimiz bu kadar. Evet sevgili dostlarım. İsyan Pestov topraklarında da başladı. Artık geri dönüş yok. Muhtara son sözümüzü söyledik. Ve Pestov'u inşallah kurtaracağız. Şunları da bir alalım. Burayı da ikinci kurtulmuş kasaba ilan edeceğim. Ama bir dahaki bölüme dostlarım. Bu bölüm bayağı uzadı. Çok kesinti yapmama rağmen en az 5-6 saat oynayış var. İzlediğiniz için çok 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 teşekkürler dostlarım. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Ne oldu? Niye kaldı orada biri? Siz şurada bekleyin. Ya adamı bırakmışsınız. Netherby, ben sana ne dedim abi? Abi ben sana ne dedim?
Ya adamlara hiç bakmıyorsun, kontrol etmiyorsun. Ben yani döndüm gidiyorum. Ya takım başkanı yaptım bir de ben bunu.